Tüm Anadolu'da bir söz vardır, söz senettir. Bir söz verilir, eğer o söz tutulmazsa, tutamayana üç kağıtçı derler, sahtekar derler, çeşitli laf söylerler. Değerli arkadaşlar, 14 Mayıs seçimlerine giderken siyasi partiler vaatlerini açıkladılar. Seçim AK Parti kazandı, dolayısıyla vaatlerini AK Parti'nin yapması beklenirdi. Şimdi bu tabloda görüyorsunuz değerli arkadaşlar, emekliye enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Esnafa, Bağkurlara prim gün sayısını 9.000'den 7.200'e indireceğiz. Tüm memurlara 3.600 ek gösterge vereceğiz. Deprem bölgesinde toplam 610.000-650.000 konut yapacağız. Kamuda mülakatı kaldıracağız dediniz. Şimdi hiçbir vaadi yerine getirmediğiniz gibi seçimde söylemeye cesaret edemediğiniz birçok şey yaptınız. Hemen seçimden sonra, 2 ay sonra MTV herkesten 2'şer kez aldınız. Doğalgaza, elektriğe olağanüstü zam yaptınız. %8 olan KDV %10'a, %18 olan KDV %20'ye yükseldi. 6.000 TL olan telefon harcı 32.000'e yükseldi. Bütün harçlara %50 zam geldi. Yani değerli arkadaşlar, yine Anadolu'da bir söz var. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Karakolda doğru seçim meydanlarında söylediniz ama seçimden sonra döndünüz. Bir söz var yine, sözünleri. Siz sözünleri bir siyasi hareket değilsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir cümle var. Bir kimsenin kendisi veya firması ile ilgili hakikate aykırı bilgiler vererek yarar sağlaması amacıyla dini, inanç ve duyguların istismar edilmesi, kişinin içinde bulunduğu zor durumda yararlanması, internet ve bilişim sistemlerinde araç olarak kullanılması suretiyle işlenen bir suç var. Avukat arkadaşlarımız iyi bilir, TCK 158 nitelikli dolandırıcılık. Şimdi bunları vatandaş yapsa mahkemeye çıkar, yargılanır, ceza alır. Ama size de millet bunun cezasını 31 Mart'ta verdi. İnşallah ilk seçimlerde de iktidardan göndererek bunun intikamını sizden alacak. Değerli arkadaşlar, siz milleti kandırırsınız da millet durur mu? Yetiştirilmiş olduğunuz tipler var, rol modeller. Ne bileyim, o hani Instagram'da dolarla saçlarına bağlıyorlar, kahve içiyorlar altın fincanda. Biri daha çıktı arkadaşlar. Sırbistan'da faaliyet gösterdiği ve 168 ülkeden 4.000 öğrenciye uzaktan eğitim verdiği öne sürülen özel bir üniversitenin aslında hiç olmadığı, sahte diploma dağıtan Yeni Pazar Üniversitesi'nin rektörü ise lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Bakın, tam Türkiye'ye yakışacak müdürüm. Adam üniversite kuruyor, profesörüm diyor, profesörün de sahte. Bu sizin yarattığınız insan tipi. Bu da sizin yeni insan tipiniz. Hani kimler var yaratmış olduğunuz insan tiplerinde? Torex'in kurucu kim var 29 Mart'ında? Neydi o? Ne Özer'di? Faruk Özer. Ne var? Çiftlik Bank'ın CEO'su. Siz Tosuncuk var. Dilan Polat var. Yani bu da sizin yaratmış olduğunuz insan tipi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Değerli arkadaşlar, şimdi birçok şey söylediniz bu vergi yasası tartışılırken. Kripto para varlıklarına vergi gelecekti. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alınacaktı. Ama değerli arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Bu yapmadıklarınızın acı, bu vaatlerinizin yapmadıklarınızın acısını fakir fukara çekmeye devam ediyor. Dünyadaki gelir dağılımındaki en bozuk 4. ülkeyiz değerli arkadaşlar. Bakın, çünkü niye? Vergide adalet yok. İğneden ipliğe, fakirden zengine, doğumdan ölüme herkesten aynı vergi alınıyor. Adil bir vergi sistemi yok. Değerli arkadaşlar, 2024 bütçesinde planlanan vergi 8.735 trilyon dolaylı vergiden alınacak. Yani %70'i herkesten alınacak. Yatı olan, katı olan, villası olan da aynı vergiyi verecek. Başını sokamayacak, evi olamayan da aynı vergiyi verecek. Mevcut vergi sisteminde özellikle gelir vergisinin yükünün ücretlere yüklendiği, servet ve mali servetler üzerinde yükün ise minimum tutulduğu bir vergi düzenimiz var maalesef. Değerli arkadaşlar, ve gelir dağılımında ise en az payı maalesef çalışan kesim almaya devam ediyor. OECD ülkelerinde %55, Avrupa ülkelerinde %65 çalışanlar pay alırken gelirden, ülkemizde çalışanlar %30 milli gelirden maalesef pay alıyor. En zengin %10'luk kesim ile Sayın Ağababa, lütfen tamamlayın.
En zengin %10'luk kesim servetin %70'ine, en yoksul %20'lik kesim ise maalesef bırakıp gelirden pay almayı borçlu yaşamaya devam ediyor. Bu sizin yapmadıklarınız ve bu bozuk vergi düzeniniz maalesef çalışanların ve fakir fukaranın üzerinde yük olmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirirken bir düşüncemi ve bir isteğimizi kendi adıma değil deprem bölgesinde yaşayan bütün esnafların adına sizden rica ediyorum. Maalesef Plan Bütçe Komisyonu da çok dile getirdik. Daha önce teklif ettik ama maalesef mücbir sebep uzatılmıyor. 2011 Van depreminde 5 yıl olarak ilan edilmişti mücbir sebep. Maalesef şu anda 31 Ağustos'ta son buluyor. Eğer 31 Ağustos'ta mücbir sebep uzatılmaz ise depremden yok olmuş esnafın, tüccarın tabutuna son çiviyi çakmış olacaksınız. Deprem bölgesindeki bütün esnaf adına, tüccar adına Yüce Meclis'ten rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Ağbaba, teşekkür ediyorum. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Buyurun.